Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan arıcılık kursu sona erdi. Kursta başarı sağlayan 49 kursiyere sertifikalarını Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen verdi. Bizim amacımız kurstan sonraki kısımdır. Acaba bu 40 tane arkadaşımız, 44 tane arkadaşımız, 49 tane arkadaşımız sektöre devam edecek mi, etmeyecek mi? Bizim arıcılık sektörümüze bir katkı sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Bizi ilgilendiren kısım bu esasen. Ama ben görüyorum ki şimdi çoktan başlanmış bile. Yani ilimiz açısından olsun, ülkemiz açısından olsun. Mevcut coğrafi yapıya baktığımız zaman popülasyon anlamında da çok güzel bir altyapısı var olan bir sektör. Organik kısmına gelince bu aslında arıyla ilgili bir durum değil. Arıcıyla ilgili bir durum. Yani arıcı isterse arı organik bal yapıyor. Arıcı istemezse de organik bal yapmıyor. Bu tamamen arıcıyla ilgili. Ama sizin üretmiş olduğunuz bu besin maddesi, çok kıymetli besin maddesini sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız, bizim geleceğimiz yani tüketeceğine göre o zaman sağlıklı ürün üretmek gerekiyor. Bu işin de çok farklı bir boyutu.